arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bugün Yamaha MT-09'da yine yollardayız, gazlıyoruz. Arkadaşlar normalde şimdi aşağıda hem Pulsar vardı hem işte 09 vardı. Ya bir onu alıyorum, bir bunu alıyorum. Yalnız bunu biraz daha adrenalin yaşayacağım zaman alıyorum. Sürekli bunu almıyorum çünkü bunun masrafları fazla. Bugün de bu konuya biraz değineceğim. Yani büyük motor aldığınız zaman, yani benim kıyaslayabileceğim şimdiye kadar ki hani küçük cc'lerden ziyade hani böyle bir makine aldığınız zaman çıkabilecek masraflardan size bahsedeceğim arkadaşlar. Ya birincisi yakıt masrafı var, sürekli harcanan bir masraf. Yakıt fazla tabi, şu an mesela A modunda ortalama 5.4'e düştü. 5.4 litre civarında yakıt yakmışım. Hani ben genelen yarı sakin yarı asabi kullanıyorum. Hani ondan dolayı böyle. Yalnız parça fiyatları arkadaşlar diğer küçük cc'lere göre kıyamet gibi fazla. Şimdi kıyamet gibi fazla olmasından ziyade şu mesela şurada gördüğünüz küçük somon var ya, hani bu parça 300 lira. Yani bildiğiniz şaka gibi ve yok yani piyasada, ortalıkta burada orada burada yok. Biz çıkma anca bulabildik. Bu da nasıl olduysa çıkmış gitmiş. Sürerken bir ara fark ettim. Neyse onu da çıkma bulduk. Yani neyse ki de yani fiyatlarının fazla olduğunu şimdiden uyandırayım arkadaşlar. Bir de büyük cc makineler çok ciddi tecrübe istiyor. Benim mesela bunu, bu motoru abim de kullanıyor. Yani bu motora ilk motorunuzsa kesinlikle 250 cc üzeri motor almayın arkadaşlar, ilk motorunuza. Yani tavsiyem bu yöndedir. Çünkü bu motorları yani belli bilgi ve tecrübeyi geçmiş insanların ancak kullanabileceğini düşünüyorum. Ya kullanma sadece şu debriyaj, ondan sonra vites atayım, gaza basayım, bunlar değil arkadaşlar. Yani kullanmaktan kastım, yolda gidiyorsunuz, en ufak bir engelde kaçamıyorlar, kilitleniyorlar. Hani acemi insanların yapacağı hataları affetmeyecek, kesinlikle affetmeyecek bir motor. Yani işin sonu çok kötü yerlerde bitebilir. Bu yönden uyandırayım sizi. Ve bu motorda da arkadaşlar tecrübe kazanmak hani diğerlerine göre zor. Çünkü gazı çevirdiğiniz zaman zaten motor çıldırıyor. Hani nerede ne yapacağı belli olmuyor. Aşırı yüksek bir torku var. Şimdi bu motorda atıyorum bir frenleme öğreneyim deseniz, yani insan korkar, yapamaz veya yani sonuç olarak pahalı da aletler. Bunların parçaları da çok pahalı. Parçalar neredeyse kendisinden pahalı. Zaten ikinci el piyasası da kendisinden pahalı. Ondan sonra yani sıfır fiyatından pahalı. Arkadaşlar buna ciddi tecrübe kazandıktan sonra geçmenizi tavsiye ederim bu tarz bir motora. Ve mesela ben Pulsar'a bindiğim zaman hala çok keyifli sürebiliyorum. O zaten benim demirbaşım oldu. O motordan ayrılacağımı düşünmüyorum. Bakın mesela şurada bir basayım. Arkadaşlar bu motorun egzozu, yani önceden de söylemişim, Akropoich Titanium. Yani bu biraz fazla ses çıkarıyor. Hani gür bir ses, tok bir ses çıkartıyor. Ya bu egzozu da aslında orijinal bir egzoz bulabilirsem uyguna değiştireceğim. Yani orijinal egzozum yok. Susturucu da ne kadar yapsam da yine çok yüksek bir ses çıkarıyor. Ben yani insanları rahatsız etmek pek hoşuma giden bir durum değil. Yani bunun tamam, hadi cırlak bir sesi yok ama olsun, sonuç olarak yani çok da hoşuma giden bir durum değil. Onun dışında arkadaşlar geçenlerde bir arkadaşımız kaza yaptı maalesef. Bir Yamaha R25 ile yüksek hızlı
bir vaziyette maalesef emniyet şeridinden giderken bir araba direkt önüne kırdı. Yani arkadaşımızın bazı kalıcı hasarları olduğunu duydum. Çok da üzüldüm. Ya motosiklet böyle bir şey. Hani gerçekten tecrübeli, ne kadar tecrübeli de olsanız bir anlık gaflete bakıyor. Bir anlık işte heyecana bakıyor. Normalde tecrübeli bir arkadaşımız ama yani bir adamın bir anda önüne kırmasıyla bayağı kötü sonu. Tabii önlenebilir kazalar. Bunların hepsi önlenebilir kaza. Yani çok önceden videolarımda söylemiştim. Arkadaşlar kaza yaptığınız zaman veya başınıza bir şey geldiği zaman %99 suçlu sizsiniz. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Yani ben haklıyım davasına girmek biraz tehlikeli bir durum. Sürekli ben haklıyım, ben haklıyım, ben haklıyım demek. Neden böyle söylüyorum? Haklı ve ölü olmak durumunu doğuruyor. Ya haklıyım ama ölüyüm. Haklıyım ama şunları yapabilirim. Hayır, yapamazsın. Yani trafiğin o yazılı kurallar dışında yazılı olmayan kurallar da olduğunu düşünüyorum. Yani onlara yani dikkatlerin çok iyi olması lazım. Eğitimlerin çok üst düzeyde olması lazım. Yani herkesin cin gibi olması lazım ki kimseye bir şey olmayacak. Tabii mümkün mertebe kurallara da uyularak ancak böyle olunur. %99 arkadaşlar suçlu siz olursunuz. Neden? Çünkü önlenebilir bir kaza. Kanuni olarak belki haklı olursunuz. Tamam, iyi hoş ama %99 suçlu sizsiniz. Yani bu yönüyle düşünün. Kaza yapmamaya çalışın. Hani kurallara uyuyorum ama kaza yapsam da bir şey olmaz derseniz haklı ve ölü durumuna düşersiniz. Yani bu nacizane gene bir tavsiyedir. Bu arada arkadaşlar koronavirüs sebebiyle de pek dışarı çıkamıyorduk. Ben tabi aralarda çıldırıyorum, böyle kapalı alanda fazla duramıyorum. Ondan dolayı aralarda çıkmak mecburiyetinde kaldım. Çünkü ciddi manada bunaltı gelmişti. Neyse ya, bugün de zaten herhangi bir yasak yok. Yani bayağı durumlar da azaldı ama tabi temkinli olmak lazım. Ben şimdi Mersin'in burasından işte şeyine gidiyorum, hani stadyuma gidiyorum. Stadyumda da genelen insanlar toplanıyor akşamları, gündüzleri falan filan, oralarda toplanıyorlar. Ben de buradan hani stadyuma basıyorum, oradan geri geliyorum. Anca böyle bir şeyler. Yani çok buradan Silifke tarafına doğru gidiyorum. Ya Mersin'de gazlanacak yer çok. Şimdi Trabzon'da düzlük fazla olmadığından dolayı çok da şey değildi. Ama burada fazlasıyla gazlanabilecek yer var. Çünkü her yer düzlük. Yani şu aralar çok fazla polisler motorlara taktı. Yani onun için de biraz temkinli gidiyorum. Tabii bu gittiğim rotada pek sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama yine de temkinli olmakta fayda var. Evet arkadaşlar, ben birazdan evime geçeceğim. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.